Efendim, Lefke Avrupa Üniversitesi'nin televizyonu Rayı TV ekranlarındayız. Biliyorsunuz Kampüse Sorduk programında bendeniz Demir Yılmaz. Bir mekan değiştirdik çünkü gerçekten hava çok soğudu Kıbrıs'ta. Ben de üşüdüğüm için birazcık. Yine kampüsümüzün içerisinde Lefke Avrupa Üniversitesi'nin biricik televizyonu Rayı TV'deyiz. Bize açtılar kapılarını, çok teşekkür ediyorum. Ben de buranın mensup olmaktan çok mutluyum. Bugünkü konuklarım kimler ya da konumuz ne? Merak ediyorsanız hemen söyleyeyim. Bugün Rayı Tiyatro'yu konuk aldık çünkü biz geçtiğimiz hafta Aralık ayında bir oyun sergiledik. Rayı de Kabare adı altında. Ben de Rayı Tiyatro'nun başkanı olarak bugün onları ağırlamak istedim. Dilerseniz kesitlerle birlikte oyunumuzdan röportajları da izleyelim. İyi seyirler. Ulan sen bak bana yazdı verildi be! Ulan doğum gününde bir kat parası daha yedirecektim. Ne havuzdur yaptın? Yurdam! Yurdam bırak durma beni yurdam! Yurdam bırak bakalım ne erkekmiş görelim. Yurdam et bakalım yurdam! Yanımda Rayı Tiyatro'nun yönetmeni var. Rayı de Kabare oyununun yönetmeni var. Yaren. Ben mikrofonu kendisine vereyim. Öncelikle kendini tanıt. Sonra da Rayı de Kabare için, Rayı Tiyatro için neler yapıyoruz, neler yaptık. İstersen bir yönetmen gözüyle senden dinleyelim. Tamamdır. Teşekkürler Yılmaz'cığım. Ben Yaren. Lefke Avrupa Üniversitesi Psikolojik Danışma ve Rehberlik Bölümü son sınıf öğrencisiyim. 4 yıldır Rayı Tiyatro ailesinin bir üyesiyim. Bu yılda yönetmenliğini yaptım. İlk oyunumuz Rayı de Kabare'ydi. 23 kişilik bir ekipten oluşan, 4 skeçten oluşan komedi gösterisi yaptık. Dans da açılışımızı yaptık. Ardından da 4 tane komedi skeçini oynadık. Ekim ayından beri çalışmalarımızı sürdürdük. 28 Aralık'ta da gösterime çıktık. Gayet güzel, heyecan dolu, güzel bir çalışmaydı. Güzel dönükler, tepkiler aldık. Diliyoruz ki ikinci dönem farklı ve güzel oyunlarla tekrar seyirci karşısında olalım. Ya inşallah. Evet, gerçekten tepkiler çok güzeldi. Sen önceden, yani 4 yıl öncesinde oyuncu olarak girmiştin. Sonradan yönetim kurulunda görev aldın ama bu sene yönetmen olarak ilk görevin. Senin için nasıl geçti? Benim için açıkçası çok heyecanlıydı. Rayı Tiyatro'da evet 4 yıldır performans olarak görev alıyordum ama yönetmen olmak işin bütün boyutlarına el atmak demekmiş. Gerek okulla münasebet, gerek diğer kulüplerle. Çok heyecanlı, çok yorucu ama çok güzel bir süreçti. Özellikle de oyun günü alkışları ve kahkahaları duyduktan sonra tüm yorgunluğumuz uçup gitti. Ben bu kulübün yönetmenliğini yapmış olmaktan, Rayı de Kabare'yi gösterime çıkarmış olmaktan çok mutluyum. Evet, bu seneki 23 kişilik Rayı Tiyatro ekibimizden Arif yanımda. Kendisi de benim oynadığım skeçte rol arkadaşımdı ve bir skeçte daha oynadı. Seni biraz tanıyalım. Senin için Rayı Tiyatro nasıl bir topluluk, nasıl bir aile, onu da dinleyelim. Öncelikle ismim Arif Temiz, Radyo TV Sinema 2. sınıf öğrencisiyim.
Lao Tiyatro ile geçen sene tanıştım birinci sınıfta. Öncelikle Lao Tiyatro'da şöyle bir ortam var. Bir samimiyet söz konusu. Yani bir mecburiyet olarak değil, bir saygı, sevgi. Herkes böyle gönüllü geliyor. Birbirlerine karşı yeni veya eski yok aramızda. O yüzden çok samimi bir ortam var. Öncelikle onu söylemeliyim. Yönetmenimiz dahil, siz başkanımız sağ olun. Gerçekten herkesle çok ilgileniyorsunuz. Lefke Avrupa Üniversitesi şayet o da çok ilgili bu konuda. Böyle yani benim için Lao Tiyatro. Güzel. Heyecanlı başkan yanında diye herhalde bu kadar övdün o. Yo estağfurullah, gerçekten onu biz de hissediyoruz aynı şekilde. Aramızda olduğun için çok teşekkür ediyoruz. İki tane görevin vardı bu Lay'de Cabera oyunumuzda. İstersen onlardan da biraz bahset, nasıl rollerdi? Fikri'den başlayayım isterseniz. Kurumsal destekecinde. Gayet komik birisiydi aslında. Biraz saf, böyle nasıl söylesem. Hayata farklı bir bakış açısıyla bakan bir komik birisi, yani saf düşünceler olan. Eğlendim ben şahsen, onu söylemek istiyorum. Çok eğlendim Fikri'yi yaşarken. Fikri olmak çok eğlenceliydi benim için. Ardından Vedat rolü apartman yöneticiliğinde. Onda aşırı heyecanlandım çünkü çok eski bir oyun. Metin Akpınarlar falan oynamış bu oyunu eskiden, Delilerden. Yani çok zorlandım aslında çünkü çok eski üstadlar oynamış bu oyunda. Ne diyeyim yani, biraz zorlandım ama elimizden geldiğince yapabilmeye çalıştık. Yani izleyicilere sunduk. Geldiler, izlediler, sağ olsunlar. Lao ailesine de buradan çok teşekkür ediyorum. Lao Tiyatro ailesinin gerçekten en iyi oyuncularından bir tanesi. Ben kendisini çok seviyorum. Hepsini çok seviyorum, yanlış anlaşılmasın. Öncelikle nazik iltifatın için teşekkür ediyorum Umaz'cığım. Çalıştığım en iyi başkanlardan birisin. Sen de çok teşekkür ediyorum. Bugüne kadar ben de 2 yıl öncesinde Lao Tiyatro ailesiyle tanıştım. Rihleti, baba, kumandan ve bu sefer de İsmail Üstaroğlu ile izleyenlerin karşısına çıktım. Değişik bir şey oldu benim için. Çünkü skeçlerin komedisi biraz daha farklıdır. Hızı biraz daha yüksektir. Onlar da ayak uydurmak biraz daha bana bir şeyler kattığını düşünüyorum. Sahne tozu yutmak adına da aynı şekilde sürekli katılımlar aldığımız için çok farklı kişilerle çalışma imkanı buldum Lao Tiyatro'da. Böyle genelde. Bu sefer de yine dediğim gibi bir İsmail Üstaroğlu ile karşısına çıktık izleyenlerin. Bir borumuz vardı, hala döşeyemedik. Bekliyoruz artık. Bir dahaki oyunlarda da ikinci dönemde özellikle buradan müjdesini vermek istiyorum. Gelen arkadaşlarımızla birlikte inşallah yeni borular döşeyelim, yeni oyunlar çıkartalım. Onları da bekliyorum. Ayrıca ben de kulübün bu sene de senin yönetiminde olmaktan çok mutluluk duyuyorum. Disiplin kurulu başkanıyım ona göre. Evet, Lay TV içerisinde mekan değiştirdikten sonra yanımda Bayram var. Gerçekten Lay de Cabera oyunundaki favorim kendisi. İzleyenler bilir. Bu arada oyunumuzun tamamı Lay TV YouTube kanalında var. İzleyebilirsiniz. Ne demek istediğimi de Bayram için anlayacaksınız. Lay Tiyatro bir tiyatrodan fazlası bir aile. Çünkü sadece tiyatro yapmıyoruz orada. İşte dertlerimizi anlatıyoruz, eğlencelerimizi anlatıyoruz, her şeyimizi paylaşabiliyoruz. Aynı şekilde Yılmaz olsun, Yaren olsun bizlere çok yardımcı oluyorlar her konuda. Rollerime gelince iki rolle oynadım. Bir tanesi Kekeme'ydi, ötekisi de Selami. Şöyle söyleyeyim, ikisi de birbirinden çok ayrı bir rol ve çok güzel rollerdi. Ama tabii benim sahne aralarımda birinden hemen geçip birine geçmem gerekiyordu. Bunda çok zorlandım. Ama tabii üstesinden geldiğimi düşünüyorum yani. Kekeme rolü aslında normalde oyunun dışında daha sadece kekemeliği vardı. Ama ben ona biraz da saflık kattım. Bu sayede daha komik olduğunu düşünüyorum. Selami rolü de su işlerinde çalışan bir devlet memuruydu. Çok güzel oldu her şey. Daha da güzel şeyler yapacağımızı düşünüyorum. Teşekkürler. Böyle şeyler hissettikten sonra tabii ki önce his önemli. Ortaya da güzel şeyler çıktığını düşünüyorum. Dediğim gibi oyunumuzun tamamını Lay TV YouTube sayfasından izleyebilirsiniz. Gerçekten bu oyundaki favorimdi yani. Diğerleri de yanlış anlamaz beni. Çünkü tüm 23 kişilik kadro olarak Selami ve Kekeme rolü için gerçekten üzerine yapışmıştı yani. Tam onun oynaması gerekiyordu. Satılır bilgisayar sahibinden az kullanılmış bilgisayar satılır. Anlamadım. Sahibinden daha mı az kullanılmış bir bilgisayar? Anne, neden az kullanılmış bilgisayar alıyoruz? Evet, yanımda Nilay var. Ben mikrofonu sana veriyorum ve sadece rolündeki konuşmanı yapmanı istiyorum.
başka bir şey yapmasan da olur. Diğerlerine öyle davranmamıştın ama neyse. Ben ekibimi gerçekten çok seviyorum. Yani zaten bizim ekipte ayrımcılık denilen... Yani adını söyledim de kendim. Adım Nilay, soyadım Üstünda. Sosyal hizmet 2. sınıf öğrencisiyim. Ekibime giriyorum. Ekibimi çok seviyorum. Tiyatro başkanımız olsun, yönetmenlerimiz olsun. Eğlenceli vakitlerimiz geçiyor. Hani sadece sanat için aslında çalışıyoruz ve sanatı seven bir sürü arkadaşım var. Genel olarak evet, vaktimiz çok eğlenceli geçiyor. Oyun için de çok çalıştık. Yani uzun bir süreç, 3 ay kadar, 2,5-3 ay kadar sürdü. Özveriliydi, eksiğimiz yoktu her zaman için. Herkes özen gösteriyordu. Yani bu da tiyatroya olan gösterdiğimiz ilgi. Her zaman da olacak. Rolünden bir şeyler söyle istersen. Yani oyunumuzu izleyecekler, görecekler ama bence o kesit de güzeldi. Evet, rolümü çok sevdim aslında. İlk almak istediğimde de öyleydi. Kendimi buldum. Çünkü gündelik hayatta da öyleyim. Öyle konuşuyorum, öyle davranıyorum. Öyle yani. Evet, Lefke Avrupa Üniversitesi Televizyonu Layu TV stüdyolarında bir kampüse sorduk programımızın daha sonuna geldik. Bugün Layu Tiyatro'yu konuk ettim. Gerçekten oyuncularımın da, oyuncu arkadaşlarımın da iyi hissetmeleri, güzel hissetmeleri, enerjik olmaları beni çok mutlu etti. Bir sonraki kampüse sorduk programında ve bir sonraki Layu Tiyatro'nun oyununda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.